Şaka la şaka. Melankoliye bağlatacağım değil mi size? Ben buradayım. Siz de buradaysanız selam aşağıda bir göreyim. Koca bir selam yorumunuzu. Selam, nasılsınız? Her şey yolunda mı? Umarım keyifler yerindedir. El sallayın şöyle güzel güzel. Eğer hayatta sizin de Dobida hayatınızda küçücük bir yer ediyorsa ve akşamları stresinizi atıyorsanız, ne zaman atarım, ne kadar atarım, kaç dakika atarım bilmiyorum. Ama her akşam burada olmak için elimden geleni ardıma koymayacağım. Bunu bilin. Haydi sıradaki çocuğa geçelim. Gördünüz mü bebeği? Tofi geldi. Muayenemizi yapacağız. İç dış parazitimizi yapacağız. Abla sen bir yandan söylediklerimi yaz. İç dışa ve lösemiye geldi de. Lan bebeler evde hamur gibi olmaya başladı artık sıcaklıktan. Dişleri yeni çıkıyor bu tanenin. Bekle. Bekle. Senin göbüşün yerim. Ama bağırsak gaz dolu. Abov. Abov. Kine abov. Bu gaz ne? Ağız sağlığı iyi. Ağız, göz. Ben tek tek söyleyeyim. İyileri yaz. Ağız, göz, kulak ve deri tüy. Hepsi oldukça iyi ve tüy. Oha çok iyi. Allah herkesin kedisini bu hale getirsin. Tüy çıkaramadım çocuktan. Başkası çok mu güzelsin? Gel bir tartalım. 4 kilonun altını da al. Ya gel buraya gel ısırma beni. Sen lösemimizi hazırla ablası o zaman. Senin zincirini yesinler. Zincirle beraber bak boynunda bebeğin zincir. Zincirle beraber ense dalması yapılır. Ama atlama sakın bir yere. Kumaş tasmalarla ense dalması yapılmaz. Bilginiz olsun. Hospirik, millete götünü izletiyorsun şu an. Özlediniz mi bizi? Ben sizi çok özledim. Bundan sonra kaldığımız yerden. Devam. Devam ki. Bu göbüşü yerim bu göbüşü. Ne zaman ne atarım, nasıl atarım? Kaç dakika atarım, her gün atar mıyım? Bunlar hakkında hiçbir bilgim yok. Ama artık beraber bu bebelerle ben stres atarken siz de benimle beraber stres atmak istiyorsanız akşam saat 7'de gelin bir kanala bakın diyorum. Hoş. Ayrılmamış mı? Tamam. Direkt oradan ver o zaman. Oy. Lan hamur gibisin hamur. Hamur yapmasın. Bağın Alkan gibi yattı. Görüyor musunuz bu siz bebeği? Ne oldu? Çok mu güzelsin sen? Sen çok mu güzelsin? Hoş, abla aşıyı getiriyor şimdi. Her şeyin yolundaymış. Lan biri bana şöyle masaj yapsa ben ne yaparım onu? Oh! Üzgünüm. Sevişme bu kadar. Hadi gel. Dur, götürün, dön, götürün, dön. Gitti gitti. Sesi de çıkmıyor. Bu götü yerim, bu götü, bu götü. Göbeğe bakar mısınız? Hadi ense damlasını da yapalım, seni gönderiyoruz. Kafayı eğ birazcık. Çocuğun bu arada şükür sağlığı bayağı iyi durumdaymış. Gül sana da değişik geliyor değil mi şimdi? Evet. Kendine konuşan bir adam içeride. Hadi gel gidiyoruz. Ablam baksın alsın gelsin gel. Ve sallayın Tofi'yi. Şaşkınız. Bebeğin tırnağını da kesmemizi istemişler. Ama aslında istemediler. Dışarı çıkınca fark ettik. Kedilerinizin tırnaklarını kesmeye evde alıştırın. Veteriner kliniği yine tırnak kesiminde çünkü her kedi böyle durmuyor. Zaten biliyormuş. Ama günde bir tırnak en güzel taktik. Alıştırın kendinizi. Ne kokuyor bu? Burnunu da kestin mi sen? Burnunu da alır mı? Küçücük burnun var zaten. Allah'ım! Ağzını yerim senin. Gel buraya. Dön götünü. Videonun tam olarak bu kısmını izleyerek tırnak kesimini siz de kafanızda oturtturabilirsiniz. Şu an tek başına kesme stilini göstermiş oluyorum. Özellikle Gül ablasına normalde tutturuyorum. Özellikle şu an tutturmadım. Ama diyeceğiniz ki benimki böyle evde rahat durmuyor. Değil mi? Hadi gidelim. Geri gidiyoruz. Ne oldu? Dişinizin kovuğuna yetmedi değil mi? Evet biliyorum. Farkındayım. Benim de yetmiyor. Ama hatırlarsanız Dobida'nın gidin bakayım ilk videosuna. 3'er 5'er dakika izliyordunuz. Yavaş yavaş. Ben buradayım. Siz de buradaysanız selam. Görüşürüz.